Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve l'akıbetil muttakin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Ve afu anna ve gufir lana ve arhamna ve tub aleyna ya tevvâber rahîm. Ve ahdina ve vaffirna l'hakkı ve la talik mustakim. Destur ya seyyidi melek ya ricali Allah. Melek ya ashabın nevbe, melek ya şeyhim sultanım efendim, şeyh nazım el hakkani, rabbani. Destur. Destur. Ramuz-ül Ehadis kitabının 391. sayfası 3. hadis-i şerifi. İbni Abbas Peygamber Efendimiz'den şöyle rivayet etti. Sadaka verip de sadakasından dönen kimsenin misali, kusup da sonra kustuğuna dönen ve onu yiyen köpeğin misali gibidir. Şimdi aman dedim bu. Bazı insanlar sadakayı vereceğim der, çıkarır, alır öbür cebine koyar, yok der ona sana. Hatta adak yapar bak. Bu hadis-i şerif mühimdir, günümüzde çok görüyorum bunu, adaktır. Şöyle şöyle olursa şunu yapacağım. Eyvallah. Sonra bir bakarız ki dediğinin onda biri yok. Bu vergi değil ki. Tahsildarları veya vergi memurlarını gönderip tahsil edesin. Bu gönüllü ve rızayidir, ibadettir. İbadette zorlama diye bir şey yok ki. Sadaka neticede. Ve sen adak yapmışsın. Bak bu sadakanın da üstündedir, vaciptir. İnsanı sakatlar. İnsanı sakatlar. Yani yapacağım deyip yapmamak. Bir kendin bilsen bile bu kendine adaktır. Kimse bilmese bile. Onun için içinizden bir şey geçirdiniz de sonra da yapamadıysanız adağınızı eksik bırakmışsınız demek. Bazı insanlar der ki şu işten kurtulayım anlamına secden kaldırmayacağım. Bu da bir adaktır. Namaz farzdır ama bunu adamak da adak yerine geçer. Sen bunu yapmazsan ayrıca adağını ihlal etmişten ettiğin için adağını yerine getirmediğin için ayrıca bir vebal altına girersin. Sadaka verirsin. Ben bunları yaşadım. Kurban kestirirlerdi. Ondan sonra tamam kesilsin. Bizim hayrımız, sadakamız kesilsin. Eyvallah. Ondan sonra onun ciğeri yok mu? Onun butu yok mu? Hani verdiydin. Olsun. Biz de tadına bakalım. Sadakaydı bu. Tamam. Al. Bu nedir? İşte verdiği sadakanın peşine düşmek demek sadaka vermek ve unutmaktır. Unutmaktır yani. Çünkü Allah için verdin, onun arkasını aramayacaksın. Eğer sen bunu böyle yaparsan, kustuğunu yiyip kusan, kustuğunu da tekrar yiyen köpek gibidir diyor Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri. Allah bizi bu akıbetten, bu halden muhafaza buyursun. Çok kötü bir vaziyet. Yani ancak böyle anlatılabilir. Akıllarda böyle kalabilir bu. Şimdi bir şey daha var. Bunu hep soruyorlar bize. Efendim, zar ellemek abdest bozar mı? Efendim, tavla abdest bozar mı? Veya işte buna benzer kağıt oynamak. Şimdi necaset olmamakla birlikte bu hadis-i şerife göre abdest bozar. Resul-i Ekrem Efendimiz Ramuz-ül Ehadis 391. sayfada 5. hadis-i şerif Ebu Said radıyallahu anh hazretleri Efendimiz'den şöyle bir hadis-i şerif rivayet etti. Tavla oynayıp da kalkıp namaz kılanın hali domuz kanı
ve irinle abdest alıp da namaz kılan adamın hali gibidir. Onun için eğer böyle bir hata yaptıysak, ya benim abdestim var deyip namaza durmayın, tekrar abdest alın. Olabilir. Yani abdesti bozan şeyler bellidir fıkıhta. Abdest nasıl bozulur belli. He efendim, bu ha ben sadece bir zar attım. Atma. Bir pulu oradan oraya koydum. Bak, domuz kanını ellemiş gibidir. Yani domuz kanı ve irinle abdest almış gibidir diyor. Öyleyse böyle bir şey yaptın. Onu yaptıktan sonra ezan okundu, kalkıp namazı kılma. İlk önce abdestini al. Abdestini al. Bu mühim bir mesele. Bu işi, bu tavlayı meraklısı çok veya buna benzer oyunları. Eskiden sadece tavlaydı, kahvede oynanırdı veya başka yerde. Şimdi nerede oynanıyor? Telefonlarda. Aynı hesaba geliyor. Onun için aman ha, abdest alın. Yani zaten namaz kılacağınız zaman eğer imkanı varsa, abdestiniz olsa bile tekrar abdest alın. Abdest üstüne abdest, nur üstüne nurdur diyor Kur'an-ı Kerim. Nurun ala nur, nur üstüne nur. O mühim bir mesele ama tavla ile ilgili şeyi de, hükmü de Resulullah Efendimiz'in sözü, mübarek sözleri de böyledir. Allah bize şefaate nail etsin, ihmal etmeyelim. Cuma gününün de yapılacak hadiselerden ne kadar hassas bir mevzu olduğu, yine 6. hadis-i şerif 391. sayfanın İbni Abbas radıyallahu anh hazretleri Efendimiz'den şöyle bir rivayeti var. Cuma günü imam hutbe okurken konuşanın misali kitap taşıyan merkebe benzer. Cuma namazında konuşulmayacak. Bu kadar mı? Başka namazdaki gibi değil. Hutbe okurken de aynı namazda gibidir. Konuşursan kitap taşıyan merkep. Peki daha ilerisi var. Yanındakine sus diyen, sus dersen onun da cuması yoktur diyor. Hiç olmazsa konuşan kendi konuşsun, sen sus deme. Bu ne zaman oluyor? Belki caminin içinde olmuyor da İçeride yer bulamıyorsun ya. Dışarıda kılıyorsun. Ne yapıyoruz? İmam hutbede. Diyorsun adam, brother gel. Yani hutbede sus. Hutbe bitsin, belki o zaman olabilir. Veya az önce git. Ya kötü bir şey mi diyor işte. Veya halıları getirin. Kilim. Yani imam hutbede sus. Hutbe bitsin. Ondan sonra halımı şey mi? İstersen betonda kıl. Zaten namaz olmuyor o zaman. Bunlar oluyor mu? Oluyor camilerde. Ama Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri diyor ki konuşmak kitap yüklü merkeptir gibidir konuşan kimse. Konuşana da sus diyenin cuması olmaz. Hoppala yavrum, yaz geldi. Şimdi hutbedeyken telefon bakır, anlamaz. Olmaz işte. O da olmaz. Yani şimdi bu konuşmakta kasıt bir meşgul değilsin. Meşguliyet doğru değildir. Meşguliyet doğru değildir. Buna biraz daha ihtimam gösterelim Allah'ın izniyle ki Cenab-ı Zülcelal Hazretleri ki Cuma'nın bereketi başka bir şey. Onun için Cuma namazına bir arada cemaat halinde kılın dedi ki o bir araya toplanmanın, o cumanın hutbesinin bir hususiyeti var. Müminlere bir faydası var. O nedenle cuma namazı farz kılındı ve buna bu kadar da mühim bir mesele bu.
Şimdi günah işleyip de sonra tövbe edip sevap işleyen kimseden bahsediyor bu hadis-i şerifte. Hazreti Ükbe İbni Amr, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinden rivayeti şöyle. Önceleri günah yapıp da sonraları da sevap işlemeye başlamış kimsenin misali dar bir zırh giymiş ama her sevap yaptıkça zırhının bir halkası düşüp genişleyen adam gibidir. Ta ki tamamı kalmayıncaya kadar. Yani zırh dediğin şey metalden oluyor. Dar giyince ne yapar? Etini acıtır. Mahvolur içeri. Dar elbise nasıl sıkıntı, bir de bunu demirden giydiğini düşün. O günahlar insanı sıkar diyor. Sen her sevap işleyişte bir halka açılır. Bir halka açılır ve tamamen o günahların yerine sevapları aldığı an kaybolur gider. Yani hiç günah işlememiş gibi olur. Onun için bir hadis-i şerifte, bir hadis Kur'an-ı Kerim'de, bir ayet-i kerimede yaptığınız bir hatanın, günahın arkasından hemen bir hayır getirin ki o hayır, bir sevap işleyin ki o günahı silsin diyor. Günahsız insan yoktur. Ama her günah işlediğinizde aman hemen tövbe edip bir hayırlı iş yapın ki Allah da sizin günahınızı affetsin, rahatlatsın. Ne kadar güzel bak. Müminin misali, Hazreti Abbas peygamberimizin amcası rivayet etmiş bunu. Hadis-i şerifi Resulullah Efendimizin. Müminin misali yapraklarını döken ağaca benzer. Allah korkusundan tüyleri ürperince o kimsenin günahları dökülür gider. Sevap kalır. Hissetmez misiniz bazen bu duyguyu? Şöyle bir ürperir insan. Ha işte günahlarınız dökülüyor. Efendimiz diyor ki günahları dökülür o anda, sadece sevapları kalır. O hal. Hep o hali yaşamak nasip etsin. O hal derken zaten o haldeyiz. Değil mi? Olağanüstü haldeyiz. Cenab-ı Allah iki dünya selameti versin bize. Bu hadislerin bak ne kadar güzel. Allah korkusuyla ürperince günahını dökülüyor. Ne güzel. Müjde bu. Müjde. Allah korkusuyla ürperen kalp versin de günahsız Allah'ın huzuruna çıkmak nasip etsin inşallah. Ve minallâhi tevfik, hürmet Rabbim, hürmet Fatiha.